Buna göre aşağıdakilerden hangisi sınavdan 408 puan alan Gökçe ve 392 puan alan Şeval'in ailelerinin ve rehber öğretmeninin kriterlerine uygun olarak hazırlamış olduğu tercih listelerinden biri olabilir. Liseye giriş sınavı sonrasında elde ettiği sınav puanı ile okul tercihinde bulunacak olan Şevval ve Gökçe'ye tercihler için okul rehber öğretmenleri bazı kriterler belirlemiştir. Ayrıca bu iki öğrencilerin ailelerinin talepleri üzerine uymak durumunda olduğu bazı kriterler de vardır. İki öğrencinin bu kriterleri ve yaşadıkları Aydın şehrinin yer aldığı Ege bölgesinin haritası aşağıda verilmiştir. Rehber öğretmenlerinin kriterleri. Gitmek istediğiniz liseleri yüksek puandan düşük puana göre sıralamalısınız. İlk 3 tercihinizi kendi puanınızdan çok daha yüksek taban puanı olan okulları tercih edebilirsiniz. Sonraki 5 tercihinizi puanınıza yakın ve puanınızı biraz üstünde ve altında taban puanı olan liseleri tercih etmelisiniz. Son 2 tercihinizi kendi puanınızın en az 20-30 puan altında taban puanı olan okulları tercih etmelisiniz. Gökçe'nin ailesinin kriterleri Aydın'a sınır şehirlerden okullar tercih edebilirsin. Aydın'ın sınırında olanlar yani Gökçe'nin bu durumda İzmir'i, Muğla'yı ve Denizli'yi seçebileceğini görmekteyiz. Tercihlerini fen liseleri dışında iki farklı okul türü Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi daha eklemelisin. Şevval'in ailesi ilk 5 okulu yaşadığımız şehirden olmak üzere dilediğin okulları yazabilirsin. İlk 5'i Aydın'dan olacaktır. 5'i Aydın. Diğerlerini tercih edebilirsin. Tercihlerinde fen liseleri daima diğer okul türlerinin önünde olsun bilgisinin olduğunu görmekteyiz. Gökçe'nin tercih listesine bakmış olduğumuzda burada Gökçe'nin almış olduğu puan 408'dir. İlk 3 tercihini çok yüksek tercih yapmış olacaktır. Ve Aydın'ı seçmiştir her defasında. Daha sonra baktığımızda kendi tercihi, kendi puanına yakın olanları seçmiş olduğunu görmekteyiz. Fakat burada direkt puanı düşürmüştür 391'e. Kendi puanına çok yakın olanı almamıştır. A şıkkını eleriz. B şıkkı Şevval'in tercih listesi. Şevval'in almış olduğu puan 392'dir. İlk 3 tercihine baktığımızda burada çok yüksek tercihler yapmıştır. Bunu yapabileceğini öğretmeni söylemişti. Daha sonraki tercihlere bakmış olduğumuzda ise yani 5 tercih kendi puanına yakın olması gerektiğini söylemişti. Evet burada kendi puanına 1, 2, 3, 4, 5 kendi puanına yakındır. Sonrakiler ise kendi puanından yine 20-30 puan düşük olabilecek şekilde yazılmış olacaktır. Evet burada 20-30 puanın düşmüş olduğunu görmekteyiz. Bu durumda baktığımızda her birinde Aydın'ı seçmiş olduğunu Şevalin ailesinin kriterinde ise ilk 5 okulu yaşadığımız şehir demişti. Aydın, 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 Aydın şeklinde görmekteyiz. Daha sonrakilerde ise kendisinin istediği tercihi yapmış olması gerektiğini söylemekte. Fen Lisesi her zaman önde olmalı demiştir. Burada bakmış olduğumuzda her birinde fen lisesini yapmadığını görüyoruz. Anadolu lisesini almıştır. O yüzden B şıkkını eleriz. Yine Gökçe'nin tercihine gelmiş olduğumuzda Gökçe'nin 408 puan aldığını bilmekteydik. Burada ilk 3 tercihini yüksekten yapmış olduğunu, daha sonraki tercihleri kendi puanına yakın olacak şekilde yapmış olduğunu, sonrakileri de düşürmüş olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle seçmiş olduğu şehirlere bakacak olursak kendisinin öncelikle Denizli'yi seçmiş olduğunu görüyoruz. Sonra Aydın'ı sonra Muğla'yı seçmiş olduğunu, sonra İzmir'i, sonra Manisa'yı seçmiş olduğunu görmekteyiz. Manisa'nın kendilerine sınırı olmadığı için ailesi buna müsaade etmeyecektir. Şevval'in tercihine gelmiş olduğumuzda Şevval'in ilk üç tercihinin çok yüksek olduğunu, sonraki tercihlerinin kendi puanına yakın olmuş olduğunu, diğerlerinin de 20-30 puan düşük olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle ilk 5 okulu yaşadığının yaşadıkları şehirden seçmiş olduğunu, daha sonraki seçimlerinin ise başka istediği herhangi bir şehir olabileceği şeklinde ailesinin izin vermiş olduğunu görmekteyiz ve öncelik olarak fen lisesine vermiştir. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olacaktır. Buna göre internette bir dakikada yapılanlarla ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? Aşağıda bazı sosyal medya uygulamalarında bir dakikada neler olduğuna dair çeşitli istatistiki verilerin yer aldığı bilgilendirici bir görsel verilmiştir. 147 bin kişi çeşitli fotoğraflar yüklemektedir. Burada bir fotoğraf yüklemesinden bahsediliyor fakat çeşitlerinden bahsedilmemiştir. 40 milyonun üzerine mesaj atılmaktadır. Evet mesaj sayısının 40 milyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. 70 bine yakın iş başvurusu yapılmaktadır. İş başvurusunun 70 bine yakın olduğu görülmektedir. 200 bini geçkin toplantı düzenlenmektedir. Buradaki toplantıya katılımcı sayısının verildiğini görmekteyiz. Halbuki toplantı sayısı ile ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir. Ulaşılamayan bilgiyi sorduğu için doğru cevabımız B şıkkı olur. Mehmet Bey'in bu yolculuğu esnasında yaptığı yakıt tüketimini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisi olabilir? Motorlu taşıtlarda yakıt tüketimi aracın taşıdığı yük miktarı, hava koşulları, aracın bakımı ve benzeri koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Normal koşullarda motorlu taşıtlardan bir otomobilin yakıt tüketimi ile ilgili şunlar bilinmektedir. Araç kalkış yapıp hızlanırken normalden daha çok yakıt tüketimi gerçekleşir. Vites sayısı artıp araba normal hızına ulaşınca yakıt tüketimi azalır. Şehir içi kullanımlarda dur kalk yapıldığında önce yakıt tüketimi uzun yol kullanımına göre daha çok olur. Normal hızla ilerlerken dur kalk yapmak için yavaşlandığında yakıt tüketimi bir miktar artarken durmaya yakın azalır ve motor çalışır durumda beklerken yakıt tüketimi sıfıra yakındır. Uzun yolda ortalama saatte 90 km hızla gitmek yakıt tasarrufu için idealdir. İdeal hızla gidildiğinde araç motor gücüne göre ortalama 6-8 litre yakıt tüketir. Saatte 90 km hızın çok altında ya da üstündeki hızlar yakıt tüketimini artırmaktadır. Kendi otomobili Aydın'dan İzmir'e giden Mehmet Bey İzmir'e gittiğinde kendisini arayan annesine yolculuğuyla ilgili şunları söylemiştir: Aydın'dan yola çıktım. İncirli kadar ortalama 90 km sabit hızla gittim. İncirli Ova'da ışıklara takıldım. Kırmızı ışıkta beklerken ışıklarda simit satan bir çocuktan simit aldım. Bu durumda bakmış olduğumuzda öncelikle sıfır olan tüketiminin çünkü aydından yola çıktım ifadesinin kullanıldığını görmekteyiz. C şıkkı da olabilecektir. B ve D şıklarını bu durumda eleriz. İncirli Ova'ya kadar 90 km hızla gitmiş olduğunu görmekteyiz. İlk önce yakıtı bir artış gösterecektir. Daha sonra İncirli Ova'da ışıklara takılmıştır. Bu durumda yakıtının ışıkta beklerken yine biraz da olsa azalmış olduğunu görmekteyiz. Yani A ve C uygundur. Kırmızı ışıkta çocuktan simit aldığını söylüyor. Yine burada bir durağan seyirin olması gerekmektedir. Bu durumda şu durağan seyri görüyoruz. Yeşil ışıkla birlikte yoluma yine önceki sabit hızımla devam ettim. Germencik'ten geçerken aracı durdurup yol kenarında incir satanların biraz kendim için biraz da arkadaşlarıma hediye etmek için incir aldım. Burada yine yakıtı iyice düşmüş olacaktır. Tekrar yola koyuldum. Germencik çıkışında otoyola girdim. Otoyola girince bir süre daha 90 kilometre sabit hızla gitmiştir. Evet Sonrasında otoyoldaki azami hız olan 120 km hızı aracımı sabitledim. Yani burada artık hızını artırmış olacaktır. İzmir arkadaşımın evine gelip aracımı durdurdum şeklinde bilgilendirme vermiştir. Sabitlemesi C şıkkında göstermediği için doğru cevabımız A şıkkı olur. Verilen bilgilere göre ayakta duranlardan Türk takımlarına forma giyen oyuncular aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Görselde yer alan oyuncuların konumları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Efes Pilsen takım oyuncularının dördü diz çökerken biri ayaktadır. Fenerbahçe Ülker takım oyuncularının biri diz çökerken biri ayaktadır. Diz çöken Efes Pilsen'li oyunculardan Kerem Sinan ile Cenk Ender ile yan yanadır. En yaşlı oyuncu ayakta en sağdadır ve onun solunda Ersan İlyasova vardır. Ayakta en sağda olana bakmış olduğumuzda en yaşlı olan kişinin bu durumda Kerem Gönlüm olduğunu görmekteyiz. Kerem gönlümü en başa aldığımızda onun yanına da Ersan İlyas Ova'yı almak durumundayız. Daha sonra aynı isimli oyunculardan ikisi ayakta, ikisi diz çökmektedir. Bunlardan aynı takımda olanlar arkalı önlü durmaktadır. Türkiye dışında forma giyen oyuncuların hepsi ayaktadır ve hidayet dışında üçü yan yanadır. Hidayetin önünde yer alan Ender Aslan ile Sinan Güler arasında diz çöken üç oyuncu vardır. Hidayetin önünde yer alan Ender Aslan ile onunla arasında üç kişi bulunan Sinan Güler'in olduğunu söylemektedir. Aynı isimli olan aynı takımda olanlara baktığımızda Kerem Gönlüm ile burada Kerem Tunçeri'nin olduğunu görmekteyiz. O yüzden bunların ikisinin arkalı önlü olacak şekilde durmasını beklemekteyiz. Türkiye dışında forma giyen oyuncuların hepsi ayaktadır ve hidayet dışında üçü yan yanadır. Hidayet'in dışında 3'ünün de yan yana olmasını beklemekteyiz. Burada Ersan İlyasovaya baktığımızda Türkiye dışında olduğunu görmekteyiz. Yine Türkiye dışındakilere baktığımızda Semih Eren'in olduğunu, sonrasında Ömer Aşık'ın ve Hidayet Türkoğlu'nun olduğunu görmekteyiz. Hidayet Türkoğlu'nu buraya bilgi olarak vermiştik. Ersan İlyasovayı da bilgi olarak buraya vermiştik. Bu durumda elimizde kalan Ömer Aşık ve Semih Erden olacaktır. Bunları da yazmış olduğumuzda Semih ile Ömer aşığı yan yana alırsak buraya da Oğuz'u almak durumunda oluruz. Enderle Cenk yan yana olacaktı. Keremle Sinan'ın yan yana olması bilgisi verilmiş olduğu için daha sonrasında Ömer Onan'la barışın da yan yana olacak şekilde karşımıza geldiğini görüyoruz. Türk takımlarına forma giyen oyuncular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir fakat ayakta duranları bize sormakta. Burada Kerem Gönlüm ve Oğuz Savaş doğru cevabımız olacaktır. C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bilinirse görselde yer alan oyuncuların tamamının isimleri belirlenmiş olur. Cenk ile Sinan'ın arasında kimlerin olduğu bilgisine baktığımızda burada tamamını bize vermeyecektir. Ömer Aşık'ın sağında hangi oyuncunun yer aldığı bilgisi. Ömer Aşık'a bakmış olduğumuzda onun sağında kimin olduğunu bilirsek. Yani bizim normalde Kerem, Ersan kesinlikle bilmiş olduklarımızda. Burada Ömer aşığa baktığımızda bunun arkasından gelecek olan kişinin olduğunu görmekteyiz. Yani bunun sağındaki kişinin eğer kim olduğunu bilirsek, hangi oyuncunun olduğunu bilirsek bütün bilgilerin açılacağını söyleyebiliriz. Fenerbahçe ülkeli oyuncuların nerede yer aldıkları, Türkiye dışında forma giyen oyuncuların önde kimlerin olduğu bilgileri bize tüm bilgileri açıklamayacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Milli takımın pivotlarının tamamı ayakta durmaktadır. Burada pivot olanlara bakmış olduğumuzda Semih Erden, Oğuz Savaş, yine Ömer Aşık olduğunu görmekteyiz. Milli takımın tamamı ayakta pivotlarının tamamı ayakta durmaktadır bilgisinden yola çıkacak olduğumuzda burada Semih'in Evet ayakta durmuş olduğunu görmekteyiz. Yine bunun dışında Oğuz savaşa bakmış olduğumuzda Oğuz'un yine evet ayakta durmuş olduğunu görmekteyiz. Az önce de ifade etmiştik. Yine son olarak Ömer aşağı baktığımızda bu pivotun da ayakta durmuş olduğunu görmekteyiz. Cenk Akyol Banvit takımında forma giyen oyuncunun yanında yer almaktadır. Cenk'e bakmış olduğumuzda Cenk'in özellikle Ender'le yan yana olmuş olduğunu görmekteydik. Burada Ender'in takımına öncelikle bakmış olacak olursak Ender Efes sende oynamaktadır. Cenk onun yanında da Barış'ın olduğunu görmekteyiz. Barış'a bakacak olursak Barış'ın evet Bamit takımının yanında olduğunu görmekteyiz. Takımın forvet pozisyonunda oynayan oyuncuların tamamı ayaktadır. Forvetlere bakmış olduğumuzda Ersan yine Kerem Gönlüm ve Hidayet Türkoğlu olduğunu görmekteyiz. Hidayet'i başa almıştık. Onun dışında özellikle forvet olarak vermiş olduğumuz oyunculardan Ersan İlyasova'yı ve Kerem Gönlüm'ü yukarıda vermiştik. Çünkü Kerem'i en yaşlı onun yanında da Ersan'ın olduğunu söylemekteydik. Bu durumda C şıkkı da doğru olacaktır. Kerem Tunçeri'nin önünde Kerem Gönlüm. Burada tam tersi şekilde Kerem Tunçeri Kerem Gönlüm'ün önünde olduğu için bu bilginin yanlış olduğunu görürüz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.